Evet arkadaşlar, Şizo isimli rapçi arkadaşımızın profilini değerlendireceğiz. Güzel bir profil fotoğrafı var şu anda gördüğünüz. Ama birazcık böyle arka plan belki kafa karıştırmış gibi olmuş. Yani bu öndeki imaj çok iyi ama bu renkler tamamen böyle bu iyi olan imajı biraz söndürmüş gibi. Yani tabii ki bu kasıtlı olarak mı yapılmış bilmiyorum ama ya tabii ki fena bir imaj değil, fena bir görsel değil, güzel bir görsel. Aylık 963 dinleyicisi varmış. Yani bence kalitesine göre az bile denebilir. Gerçekten işlerini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yaptığı işlere baktığımız zaman çok da üretken bir isim olmadığını, az ve öz ürettiğini görebiliriz. Fakat gerçekten çalışmalarını ben çok beğeniyorum. Şu şekilde kapak fotoğraflarına baktığımız zaman işte en çok dikkat çekici olan buradaki Turkish Airlines gerçekten çok dikkat çekici. Diğerleri de çok güzel çalışmalar. Yani kapak fotoğrafları da gayet güzel. Onun dışında hakkında sekmesinde kısaca kendisiyle alakalı bilgi vermiş. Şimdi birkaç parçasıyla ilgili birkaç yorum yapacağız ama bakalım telif hakkına girecek mi, girmeyecek mi? Kaç saniye oynatabileceğiz bilmiyorum. Telif hakkına girmemesi için şarkının tamamını oynatmayacağım. Siz kendiniz girip dinleyebilirsiniz. Çok güzel bir nakaratı var bu parçanın ve verse'leri de gayet güzel. Bu parça gerçekten çok güzel bir nakarata sahip ama çok fazla bir verse duyamıyoruz. Kayıtlar çok iyi. Parçanın büyük çoğunluğunu nakarat oluşturuyor. Bir, kısa bir de verse sahip. Verse de çok güzel, nakarat da çok güzel. Sözler gayet güzel, yeterli. Kafiye olsun diye saçmalanmış şeyler yok. Gayet akılda kalıcı, catchy bir parça bu da. Şimdi denkleme geçiyoruz arkadaşlar. Bu parça da gayet kaliteli ve güzel bir parça fakat diğer parçalar kadar catchy ve yakalayıcı bir parça değil. Bu biraz daha böyle alternatif işler sevenler için yapılmış diyebileceğim bir parça. Bu da gayet güzel. Yani bütün işte kayıt işlemleri, mix'i, mastering'i ama diğer parçalar kadar catchy ve akılda kalıcı değil. Ben mesela bu en baştan parçasını bir kere falan dinlemiştim. Ondan sonra böyle sürekli kafamda çalmaya başladı. Aynı şekilde bu kaybettim parçası da aynı o etkiye sahip. Yani bu ikisi oldukça catchy parçalar en baştan ve kaybettim. Şimdi Turkish Airlines'a geliyoruz. Bu biraz daha sert bir parçaydı hatırladığım kadarıyla. Biraz bakalım şöyle. Bu parça da aslında birazcık klasik bir beat'e. Böyle gerçekten keskin, net bir vokalle okunmuş. Yani böyle klasik rap sevenlerin işte şu anki piyasa rapini sevenlerin bence en çok beğeneceği parça budur. Ama yani bence diğer parçalardaki yaratıcılık bu parçada çok fazla yok. Yani diğer parçalar bence daha yaratıcı ve özgün, kendine has. Ama tabii ki bu parça da gayet güzel ve özellikle kapak fotoğrafına değinmeden geçemeyiz. Gerçekten çok güzel bir kapak fotoğrafına sahip Turkish Airlines parçası, çok iyi. Şimdi sırada bu parçaya geçiyoruz. En baştan bu parça benim favorim arkadaşlar. Gerçekten yani ben bunu profesyonel bir şarkı gibi playlistime ekleyip sürekli dinleyebilirim yani. O şekilde, o seviyede yani. Bu parçanın da yine büyük çoğunluğunu nakarat oluşturuyor. Fakat bu kısa bir verse bile gerçekten işi toparlamış yani. Bu nakaratın tekrardan girmesi zaten işi keçi yapmış. Yani aslında bu kaybettiğimdeki formatın çok benzeri en baştan isimli parçada da uygulanmış. İkisi de gerçekten çok başarılı ama en baştan biraz daha bana böyle akılda kalıcı geldi. Yani kaybettiğimin de nakaratı çok güzel ama oradaki kafiye düzeni birazcık daha klişe geldi. Nakarattaki kafiye düzeni biraz daha klişe geldi ama bu en baştan daha böyle tamamen baştan sona çok orijinal geldi bana. Tabii ki bunun da böyle bir verse daha girse, bu parçada bir verse daha fazladan olsa bence çok daha iyi olurmuş. Yani benim düşüncem tabii ki bu. Ama çok kaliteli, çok orijinal. Şimdi Bakmazdın Hiç'e bakacağız. Sert bir beat giriyor. Gerçekten yine çok kaliteli bir prodüksiyon var. Yani az ve öz yapmış ama bütün parçalar gerçekten belirli bir seviyenin üstünde, yani onu söyleyebilirim. Ama bu parça böyle tam böyle nereye ait bunu anlamakta biraz zorlandım. Yani mesela Turkish Airlines'daki sertlik bu parçada yok. Ya da bu denklemdeki biraz böyle bir duygusala kaçacak, böyle duygusal da demeyeyim de denklemdeki bu
özgün hava, özgün tavır burada birazcık o da eksik. Yani bakmazdın işte, tabii ki güzel bir parça ama böyle çok akılda kalıcı mı, ne zaman hatırlarım bunu, ne zaman tekrardan dilime dolanır onu bilemiyorum. Yani burada benim o yüzden en çok söyleyebileceklerim kaybettim ve en baştan. Yani bu parçalar arasında benim en çok beğendiğim, yani en baştan. Tabii ki bu kişisel bir yorum. Yani bu 5 parçanın da bu piyasa için oldukça kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Ama mesela örnek veriyorum, bir albüm yapsaydım Bakmazdın Hiç'le Denklem'i aynı albüm içine koyabilirdim. Yani onlar böyle biraz daha kendi şeyinde. En baştanla kaybettiğimde de aynı şekilde onları da ayrı bir albüme gruplayabilirdim yani. Turkish Airlines biraz böyle şey gibi, show off, yani gövde gösterisi gibi bir parça anladığım kadarıyla. Yani gayet güzel bir parça fakat hani bana biraz daha böyle şey geldi. Hani buna benzer çok fazla parça başka yerlerde de duymuş olabilirim gibi geldi. Ama tabii ki verse olarak, yani vokalin ses tonu vesaire burada çok daha net ve çok güzel Turkish Airlines parçasında. O açıdan bunun da çok artısı var. Yani bana göre bunlar arasında en dikkat çekici en baştan Turkish Airlines ve kaybettim. En yaratıcı, en özgün de bu denklem parçası. Tutma ihtimali en çok olan da bence en baştan ya da kaybettim olabilir. Çünkü bizde birazcık daha böyle nakaratlı işler seviliyor. Yani nakaratlı işlerde gerçekten sesi, bir insanın sesi gerçekten iyiyse nakaratlı işler gerçekten daha fazla tutuyor. O yüzden hani kaybettim ve en baştan yine, yani en potansiyelli parçalar bana göre. YouTube'da bir profilini bulamadığım için ona yorum yapamadım. 2004 yılında doğmuş, gerçekten genç bir yetenek diyebiliriz. Yani çok iyi ve olgun bir vokali var, yani o yaşa göre gerçekten güzel bir vokal. Şizo arkadaşımıza başarılar diliyoruz. Bu arada bizim Beatmaker'lar ve MC'ler yardımlaşma grubu olarak bir Telegram grubumuz var. Katılmak istiyorsanız link açıklamada. Orada böyle kendi yaptığımız parçaları paylaşıyoruz ve herkes birbirine feedback veriyor, geri dönüş veriyor, yorum yapıyoruz veya böyle bir iş olduğu zaman birbirimize paslayabiliyoruz, yardımlaşabiliyoruz. Siz de ilgileniyorsanız, meraklıysanız bu işlere katılabilirsiniz. Siz de aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Müzikle kalın.